cezaların, daha doğrusu katillerin yeterli şekilde cezalandırılmamasından cesaret buluyorlar maalesef. Katledilen İlay Kalp ablam olur. Ben kız kardeşim, biz birlikte yaşıyorduk onunla beraber. Sabah saat 9.55'te işe giderken öldürülüyor ablam. Canice katlediliyor ve öyle bir yerde öldürüyor ki bu katil. Kuytu, köşe, herkesin, kimsenin bulunmadığı bir yerde, sakin bir yerde. Ablam çocukları için çalışıyordu. Foto kuaförlük yapıyordu, asla yanlış bir iş yapmadı. Ve bu adamdan defalarca ayrılmasına rağmen çocukları için şans verdi, barıştı. Katil en sonunda, son zamanlarda sürekli yine ablamı tehdit ediyordu. Aynı zamanda ben de tehditler alıyordum. Ablamı şikayet edelim dedim. Şikayete kalmadan ertesi gün ablam öldürüldü zaten. Bir haber yok. Ve zaten bu katil zanlısı da ablamı öldürmeden yaklaşık bir 15 dakika önce ablamın büyük oğluna, yani Samet Zencir'e mesaj atıyor. Argeş'in kimliğini istiyor. Kaçırdığı oğlun kimliğini istiyor. Saat 9.31'de mesajı atıyor. Saat 9.34'te arıyor yeğenimi. Yeğenime ulaşamıyor. Şundan şüpheleniyorum. Bu katil zanlısı muhtemelen ya yeğenimi alıp ablamı tehdit edecekti ya da yeğenime de zarar verecekti. Yani çok büyük olayların önüne geçildi belki de bu olay. Lütfen bir an önce bulunsun. Lütfen bir an önce içimize su serpilsin artık. Küçük yeğenim olaydan yaklaşık 5 gün 1 hafta önce alındı. Ve biz cinayetin tasarlanarak yaptığını, ablam görüştürüyordu onları zaten. Çocuklarını görsün diyordu. Son zamanlarda tehditler aldığı için çocuğu görüştürmek istememesine rağmen yine çocukları için görüştürdü. Ve olay bu raddeye geldi. Bir an önce yeğenimi bulmak istiyoruz özellikle. Çünkü yeğenim biz olmadan yemek yiyemiyor. Daha çok küçük. Yani daha fazla kadınların canı yanmasını istiyoruz. Adaletin bir an önce sağlanmasını istiyoruz. Adalet yerini bulsun artık. Yani 13 gündür yakalanmıyor. Yani üzerinde durusun istiyoruz. Yani bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Adalet yerini bulsun.